أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim nasip ederse Kur'an-ı Kerim'in 13. cüzünün bizlere vermiş olduğu mesajları üzerinde durmaya çalışacağız. Sohbetimiz bu bağlamda olacaktır. 13. cüzümüzde 3 surenin olduğunu görüyoruz. Bunlar Yusuf suresi, Rad suresi ve İbrahim suresi. Yusuf suresinde kıssayı bildiğimiz üzere Rabbimizin kıssaların en güzeli olarak tanıtmış olduğu bu kıssanın içerisinde Hazreti Yusuf'un başından geçen bir takım hadiseler anlatılmaktadır ki Hazreti Yusuf'un şu sözü çok önem arz etmektedir. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Şüphesiz ki nefis daima kötülüğü emreder. Meğer ki Rabbim merhamet etmemiş olsa. Değerli kardeşlerim, bu manada baktığımız zaman en büyük musibetlerin Rabbimiz tarafından peygamberlere verildiğini görüyoruz. Ki Hazreti Yusuf'un çocuk yaşta belli zulümlere uğraması, kardeşleri tarafından kendisine eziyet edilmesi, yine babası Yakup Aleyhisselam'ın evlat acısıyla, hasretiyle daha doğrusu yanması, yıllarca bu hasreti çekmesi ama bütün bunlara rağmen bu kişilerin Allah'ın vermiş olduğu nübüvvet nimeti ve iman ihsan nimetiyle birlikte sabır göstermiş olduklarını görüyoruz. Bu sabır neticesinde biz anlıyoruz ki hayat sadece dünyadan ibaret olmayıp hakiki manada hayatın ahiret hayatı olduğunu bunlardan öğrenmiş oluyoruz ki göstermiş oldukları gayret ve çaba, sarf etmiş oldukları sabır gayreti de bizlere bunu ifade etmektedir. Ve bu şekilde aynı mana üzere Rabbimizden dua ile yardım talep edip sabırlarına devam etmişlerdir. Hazreti Yusuf'un kardeşlerini affetmesi, bağışlaması, aynı şekilde hesabın, düşüncenin sadece dünya hayatı üzerine olmadığını da bizlere göstermektedir. Zira bu bağışlamalar bu kadar kadre, eziyete, zulme rağmen affetmeler bir imanın, ihsanın ürünü olsa gerek. Kıymetli kardeşlerim, Rad suresinde biz hak kavramını görmekteyiz ki hak uygun, münasip, gerçek bir şeyin yerli yerinde olması, doğruya denk düşmesi, batılın zıttı gibi manalar ifade etmektedir. Rabbimizin gökleri direksiz yarattığını ve bizim bunu gördüğümüzü ifade ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde güneşi, ayı var ettiğini, yeryüzünün sabit kalması için dağlar oluşturduğunu ve nehirler akıttığını bizlere ifade ettiğini görüyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman her biri diğerini tamamlayıcı, yaşam için gerekli birer unsur olduğunu fark ediyoruz. Birinin eksikliği durumunda insan için gerekli olan hayatın devam etmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla yeryüzünün serilmiş olması, bitkilere, nebatata uygun bir şekilde var edilmiş olması Rabbimizin varlığına birer delil olarak kendisini göstermektedir. Ve ayet-i kerimede وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَاِذَا كُنَّا تُرَابًا اَاِنَّا لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ dediğini Rabbimizin ifade buyurduğunu görüyoruz. Ki eğer şaşılacaksa bu kadar delilden, bu kadar ibret verici, akıllara durgunluk verici ifadelerden sonra şayet inkar mahiyetinde şaşılacaksa biz toprak olduktan sonra tekrar yeni bir beden ile diriltilecek miyiz denilecek olursa bu söze şaşılması lazım.
Ki bu kadar ibreti görmeyip biz tekrardan mı diriltileceğiz demek daha şaşılacak bir husustur. Zira her mevsim, her yıl kış aylarında bütün bitkiler ve sayısız canlılar ölmekte, bahar mevsimiyle birlikte tekrar dirilmektedir. Bütün bunlara rağmen esas şaşılacak olan şey bunu görmeyip de bu sözü söylemek olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, diğer bir hususumuz, çağımızın, zamanımızın en büyük hastalıklarından, sıkıntılarından birisi olan manevi huzursuzluk, psikolojik rahatsızlıklar olduğunu biliyoruz. Rabbimiz ayet-i kerimede "Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub" buyurmaktadır. İyi biliniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur, sükunet bulur. Baktığımız zaman insanlar arasındaki manevi açlık, manevi eksiklik bu kişilerin önce huzursuz olması, sonra beden sağlıklarının bozulmasına kadar sebep olduğunu bize göstermektedir. Dolayısıyla insanların namaz gibi diğer ibadetlerle ve Allah'ın isimlerini zikretmekle, anmakla meşgul olmaması durumunda bir takım önce manevi, sonra maddi hastalıkların devamında geldiğini biliyoruz. Oysa ki Allah'ın zikriyle, Allah'ı anmayla bütün kalpler mutmain olacaktır, huzur bulacaktır. Asıl anması gereken, bilmesi gerekeni bildiği için, kalbin asıl aradığı şeyi bulduğu için, güzelliklere erdiği için sükunet bulacak, huzur elde edecektir. Kıymetli kardeşlerim, diğer bir husus ise Rabbimizin güzel bir kelimeyi güzel bir ağaca benzetmesi, kötü bir kelimeyi ise kötü bir ağaca benzetmesi misalini görüyoruz. O güzel kelime ki kelime-i şehadet kelimesidir ki bu kökü yerde sabit olan, dalları yukarıya çıkmış ve yılın sürekli her zamanında, her daim meyve veren bir ağaç şeklinde bir misal olarak bize beyan etmektedir. Kötü bir kelimenin misalini ise Rabbimiz kökü sabit olmayan, yerden çıkma durumu gösteren, dalları da olmayan, adeta kurumuş, bir şeye, herhangi bir şey ifade etmeyen bir ağacı ifade ettiğini belirtmektedir ki bu da inkardır, küfür kelimesidir. Kıymetli kardeşlerim, İbrahim suresinde Hazreti İbrahim'in bizlere bir takım mesajlarını görüyoruz. Bunlardan en önemlisi Rabbimize beyan etmiş olduğu şu ifadeleridir. Ey Rabbim, ben ailemden bir kısmını ekin bitmez bir yere, beytinin yanına yerleştirdim. Ya Rabbi, bunu namazı kılsınlar diye yaptım dediğini görüyoruz. Burada Hazreti İbrahim'in namazı kılsınlar diye böyle bir şey yaptım ey Rabbim demesi bizlere, müminlere namazın, ibadetinin nedenli, önemli olduğunu göstermektedir. Ve aynı şekilde namaz ibadetinin kulluğun esas temelini oluşturduğunu bizlere göstermektedir. Yine Rabbimiz Hazreti İbrahim'in dilinden bizlere şu ayeti kerimeleri beyan ediyor. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua. Ey Rabbim, beni namaza devam edenlerden kıl ve zürriyetimden de böyle kimseler yarat. Ey Rabbim, sen duamı kabul eyle dediğini görüyoruz. Aynı şekilde devamındaki ayeti kerimede bütün bir ifilde dua ettiğini yine kendi ifadesiyle Rabbimizden hesabın görüleceği günde kendisinin, ya Rabbi, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve tüm inananları bağışla dediğini görüyoruz. Bu şekilde dualarının bizlere misal teşkil etmesini Rabbimizden
ümit ediyoruz. Cenab-ı Allah bizleri imandan, istikametten ayırmasın. Peygamberlerin yolundan gitmeyi, onların dualarını dua edinmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.